billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersu tasi'a aşere min kitabi salat. Bugün Nurul Hidah'ın kitabu salatın 19. dersini okuyoruz. Faslun fima la yufsidu salate. Bu fasıl neden bahsediyor? Namazı ifsada götürmeyen, namazı bozmayan şeylerden bahsediyoruz. Anladın Ekrem? Yufsidu ne sıgıdır? Efsede yufsidu. Ekrem'e yukrimu babidir. Oldu mu? Yufsidu fiil, faali müstetir huvedir. Maya gidiyor. Es-salate yufsidunun mef'uludur. لَوْ نَزَرَ الْمُسَلِّ اِلَى مَكْتُوبٍ وَفَهِمَهُ لَوْ نَزَرَ الْمُسَلِّ Eğer namaz kılan bakarsa اِلَى مَكْتُوبٍ Bir yazılı yazıya bakarsa. Bu Ahmet Şükrü namaz kılıyor. Orada bir yazı var, ona baktı. وَفَهِمَهُ Okumadı, telaffuz etmedi. Yalnız o yazı neydi? Fehmeti, o yazıda ne yazılı olduğunu bildi. İster Kur'an, ister gayri Kur'an. Fark etmeksizin orada herhangi bir yazı vardı. Namaz kılan kişi ona baktı ve anladı. Namazı bozuyor mu? Hayır. Okumadıysa bozmuyor. Ev ekele ma beyne esnanihi. Ev ekele yerse kim? Musalli, namaz kılan kişi, ma beyne esnanihi, dişlerinin arasında kalmış olduğu herhangi bir yiyecek yerse, halhal ve kâne dûnel himmiseti, o da himmisetten az. Himmiset ne demek Ekrem? Himmiset, nuhut. Nuhuttan az bir şey dişlerin arasında. Sonradan ağzına atmış değil. Nuhuttan daha küçük bir şey dişlerin arasındayken çıktı, o da yuttu. Ama onu namazı bozmaz. Yalnız yutarken bila amelin kesirin. Hani bazı çenesini çok götürüp getirmek suretiyle hareketi kesir yapmamış. Ve elini götürüp parmağıyla falan çıkartmamış. Yani eğer harekete kesir yoksa, namazı bozacak hareket sadır olmamış ise, sade o nohuttan daha küçük olan bir şey yemeyle namazı bozulmuyor. Şafilerde bozuluyor, Hanfilerde bozulmuyor. Şafilerde ölçü, namazı bozan orucu da bozuyor. Orucu bozan namazı da bozuyor. Dişlerin arasından çıkan bir şey orucu bozuyor ise namazı da bozuyor. اَوْ مَرَّ مَارٌ فِي مَوْدِعِ سُجُودِهِ Sucudi musalli, namaz kılanın, namaz kılan kişinin secde yerinde, secde yaptığı yerden bir mar, bir geçen kişinin geçerse. اَوْ مَرَّ geçerse. Marun geçen herhangi bir kişi geçerse, nereden geçerse, fi mevdi'i sucudihi, secde yaptığı yerden biri geçerse, oradan namaz kılan kişinin namazı ne olmaz? Bozulmaz. Bakın, levun cevabı daha gelmedi, yeni geliyor. Lev nezaren musalli ila mektubin ve fehimmehu bir. اَوْ اَكَلَ مَا بَيْنَ اَسْنَانِ وَكَانَ دُونَ الْحِمِّ سَتِ بِلَا عَمَلٍ كَسِيرٍ 2 اَوْ مَرَّ مَارٌ فِي مَوْدِعِ سُجُودِهِ 3 Bütün bu durumlarda la tefsudu. Ne bozulmuyor? Namaz bozulmuyor. وَاِنْ اَسِمَ الْمَارُ Mar ismul faaldır. Mariru. O geçen kişi oradan geçmeyle her ne kadar günahkar oluyor ise de namaz bozulmuyor.
geçen kişi günah işledi. O ayrı bir konu. Namaz kılan kişinin namazı bozulmuyor. Bu ayrı bir konu. Niye? Senin yerin yok mu? Sen gel buraya geç. Ha, yol ver. Gel oraya geç. Anladınız değil mi? وَاِنْ اَسِمَ الْمَارُّ O geçen kişi velev ki günahkar oluyor ise de namaz bozuluyor. وَلَا تَبْتِلُ بِنَّزَرِهِ اِلَى فَرْجِ الْمُطَلَّقَةِ بِشَّهْوَةٍ Boşanmış bir hanımının avretine bakarsa o da ne etmiyor? Namazı bozmuyor. Bu da muhtar. Muhtar görüşe göre bozmuyor ama hilaf-ı muhtara göre bozuyor. Bu gibi şeyler zikir etmeseydi belki olabilirdi ama bilinsin diye fıkıhtır, dindir söylüyorlar. وَاِنْ سَبَتَ بِهِ رَجْعَةُ Şimdi bir kişi hanımını talak-ı rac'iye ile boşamıştır. Bir veya iki talakla boşanmış, kadın o esnada iddesini çekiyor. İddesini ne ediyor? Çekiyor. Kocası İdde bitmeden önce rücu etmek isterse, pişman olursa hanımını geri alabilir. Geri almazsa, idde bitince hanımı talak-ı bayne ile bu sefer boşanmış oluyor. Ha, bir kişi namaz kılıyor, hanımı da orada oturuyor, avreti göründüğü takdirde o da bakarsa, o bakmayla rücu etmişim anlamına gelir. Bu adam rücu etmiş sayılır. Hanımını geri kabul etmiş sayılır. O bakmayla rac'at gerçekleşiyor. Ama namazı ne olmuyor? Bozulmuyor. وَلَا تَبْتُلُ بِنَّزَرِهِ اِلَى فَرْجِ الْمُطَلَّقَةِ بِشَّهْوَتٍ Şehvetle bakarsa namazı bozulmuyor. Fil muhtar, muhtar görüşe göre وَاِنْ سَبَتَ بِهِ رَجَتُ Buradaki وَاِنْ Bir önceki ve in esimel marru bu inlere ne denilir? İne vesliye denilir. Lev nazaral musalli ila maktubin ve fehimehu ev ekelema beyne esnanhi ve kanet dunel himmi sati bila amelin kesirin ev merre marru fi mevdi sucudihi la tefsudu ve in esimel marru وَلَا تَبْطُلْ بِنَزَّرِ اِلَى فَرْجِ الْمُطَلَّقَةِ بِالشَّهْوَدٍ فِي الْمُخْتَارِ وَاِنْ سَبَتَ بِهِ الرَّجْعَةُ فَاسْلٌ يُكْرَهُ لِلْمُسَلِّ سَبْعَةٌ وَسَبْعُونَ شَيْيًا Allah razı olsun, Nurul İdah'ın sahibi Şurun Bulali ne etmiş? Böyle bunları 77 maddeye bölerek saymış. Musalli namaz kılan kişi neyden? Namaz kılan kişi için 77 şey nedir? Mekruhtur. Bir, terk-u vacibin. Herhangi bir vacibi terk etmek nedir? Mekruhtur. Vacibi terk etmek nedir? Mekruh. Terk ettiği takdirde ne yapması gerekiyor? Sehv secdesi yapması gerekiyor. O ayrı bir konu. Sehv secdesi nerede gereklidir, nerede gereklidir? Biz ona girmeyelim. Sadece bilgi olsun diye. Vacibin terki, min haysuku vaciptir. Terki nedir? Mekruh. Ama hükmü nedir? Sehv secdesidir. Ev sünneti. Ev sünneti. Yahut da bir sünneti ne ederse, bir sünneti terk ederse bu da nedir? Mekruhtur. Amden bir sünneti terk ederse veya bir vacibi terk ederse ne olur? Kerahat işlemiş oluyor. Amden diyoruz niye? Unutarak vacibi veya sünneti terk etmişse bu kerahat işlemiş olmuyor. Çünkü unutmuş, haberi yok. Oldum. Peki sünnetin terki ne gibi?
Ke'abesihi bisevbihi. Adam elbisesine ne etmiş? Oynamış. Ve bedenihi, yüzünü kaşıyor, elini başı yerine götürüyor. Öyle değil mi? Bunlar nedir? Bunlar terk-ü sünnettir. Sünnet o ki, elbisesiyle oynamamasıdır, bedeniyle oynamamasıdır. Sünnet, oynamamak. Oynadığı takdirde ne terk etmiş oluyor? Sünneti terk etmiş oluyor. Öyle değil mi? Sehu secdesi de gerekmiyor. Terk-ü vacibin birinci sünnet, ev sünnetin amden ke'abesi bisevbihi ve bedeni. Bu amden sünnetin kaydını yapmış. İkisinin kaydını yaptık, bu sanki öyle yapmıyor gibi. Amden kasten, tabi odur. İtikaç, terk-ü vacibin bir, mekruh olan. Terk-ü sünnet iki. Ve kalbul hasa. Hasa, hasatın ismul cem'idir. Hasatın neydi? İsmul cem'i. Temrun, temrettun gibi. Tali, tatsız. Hasat, eskiden hani seccade haliler üzerine namaz pek kılınmıyordu. Camilerde de haliler yoktu. Efendimizin camisinde kum üzerine namaz kılıyorlardı. Secdeye giderken taşları ne ediyor? Hasat, ufak taşlar demek. Yani kum tanecıklarını. Kalbetmek, çevirmek, düzeltmek, bu nedir? Mekruhtur. İlla mekruh değil, merli sucudi, hani secde yapmak için düzeltirse bu mekruh değil, o da merretten bir sefer. Her secde gittiğinde düzeltirse mekruh olur. Taşlarla oynamak, taşları çevirmek bu mekruh. İlla secde için, secde yapmak için, rahat secde yapmak için taşları kalbetmek mekruh değil, o da merretten bir sefer olmak kaydıyla mekruh değil. İkinci sefer yaparsa ne olur? Mekruh olur. Peki niye taşlarla oynamak, taşları çevirmek mekruhdur? Çünkü bunlar namazın adabına aykırı, huşu'a münafi şeylerdir. Oldum. İtikaç 3. Dördüncü kerahet ve ferkaatul esabi'i. Parmakların neyi? Ferkaatlerin. Ferkaat ne demek? Çıtlamak. Nasıl olur? Bak benimki oldu. Bu şekil olur. Bu şekil olur. Öyle değil mi? Yani bu şekil olur. Bu şekil çıtlatmakla beraber teşbik de oluyor. Bu ayrı bir mekruh. Yani onun için bunu demeyelim. Herhangi bir şekilde, surette parmağına ister yere basırmayla, ise sıkmayla, herhangi bir suretle parmakları çıtlatmak nedir? Mekruhtur. Niye? Bu oyuncak, labi hatırlatıyor. Labe benziyor. Namazın huşuna aykırıdır. Ve teşbikuha. Parmakların teşbihi ki nedir? Mekruhtur. Teşbik nedir? Teşbih bu şekilde olur. Bu şekilde de olabilir. Oldu mu? Ama asıl teşbih işte budur. Bu nedir? Mekruh. Namazda mekruh olan şeyler çoku, namazın dışında özürsüz yapılırsa, kibir için yapılırsa mekruh. Namazın dışında da bu iyi bir şey değil. Öyle değil mi? Ha, bir mazeret varsa o ayrı. Ve teşbikuha. Ha nereye gidiyor? Esabilere gider. Parmakların teşbiki mekruh. Ve tehessuru.
Tahassür da nedir? Tahassür da mekruh. Allah'ın Resulü tahassürden ne etmiş? Nehyetmiş. Hatta namazın dışında da tahassür nedir? Mekruh. Teşbikul esabi mekruh bu. Beşinci mekruhdür. Tahassür mekruh bu. Altıncı bir nedir? Tahassür ne demek? Böyle demektir. Tamam. Adam da eline böyle yapacağına böyle yapmış. Oldu. Veya rükuya giderken böyle yapmış. Öyle değil mi? Herhangi bir yerde bu şekil, yani bu yan tarafını tutarsa, bu çünkü mütekebbirlerin yaptığı bir fiildir. Kibri andıran bir durumdur. Namazda da bu mekruh. Ne niyetle olursa olsun, bir mazeret yoksa namazda da mekruh. Namazın dışında da nedir? Mekruh. Vel iltifatu bi unukihi. Unukuyla iltifat etmek nedir? Unukuyla iltifat etmek mekruh. Bak, gözüyle iltifat etmek hilaful evladır. Mekruh değil. Ama böyle boynunu çevirmeli bir yere bakmak, bu nedir? Bu mekruh. Peki göğüsüyle sağa sola bakarsa, çevirir, kendini çevirirse ne olur? Eğer kıble cihetinden kayacak şekilde 45 derece kaymış ise namaz bozuluyor. O şekil, o derece ulaşmamış ise kerahetle beraber namaz bozulmuyor. Vel ik'a'u. İk'a oturuşun namazda nedir? Mekruhtur. Türkçe buna ne denilir? İk'a. Küpek oturuşu. Bak, bu adam biliyor. Küpek oturuşu. Bunun iki tane ik'a var. Biri zarar etmez. Burada olmadığı için ona girmiyorum. Ha, o mekruh olan işte budur. Dizlerini ne ediyor? Dizlerini yan yana getiriyor. Elleriyle de ne ediyor? Tutuyor. Bu şekil namaz kılmak nedir? Namaz kılmak mekruhtur. Çünkü Allah'ın Resulü Ebu Hüreyre'nin bir hadisi var. Diyor, Allah'ın Resulü birkaç şeyden nehyetmiş. O hadisin içinde, o nehyedilen şeylerin içinde bir de ne var? İk'a var. Oldu. Başka ne mekruh? Dokuzuncu mekruh nedir? Veftirâşu zirâeyhi. Zira işte buraya kadar zira denilir. Secdeye giderken bunları böyle yerden, hem sağa sola açmak suretiyle yerden kaldırması sünnettir. Yere koyarsan kadınların yaptığı gibi, ziralarını yere serersen, bu nedir? Bu mekruhtur. Oldu mu? Köpek oturuşu deniyor. Yok. Bu secde gidiyor, ellerini böyle koyuyor. Yani bu ziralarını yere yapıştırıyor. Yoksa normal sünnet, hem sağa sola kaldırmak suretiyle kaldırmak sünnettir. Yere ne etmek Abdullah? Böyle yere sermek ziraları, bu mekruhtur. Veftirâşu zirâeyhi. Bildiniz değil mi? 10. mekruh nedir? Ve teşmiru kummeyhi anhuma. Ve teşmiru kummeyhi. Kum ne demek? Kol demek. Arabalarınki böyle biraz geniş fazla oluyor ya. Kol var ya, ha böyle teşmir ederse, kaldırırsa, ister saattir burası. İster saadına kadar katlasın, ister adudına kadar ne etsin? Katlasın. Bu nedir? Mekruhtur. Ve teşmiru kummeyhi anhuma. Kum, iki kolunu iki elinden ne ederse, iki zirağından katlarsa, bu nedir? Mekruhtur. Oldu. Peki namazın içinde yaparsa o hareket
hareket etmek de mekruh, katlamak da ayrı bir mekruh. Namazın içine katlarsa, hareket fazlaysa namaz zaten ne olur? Bozulur. Ve teşmiru kummeyhi, kummeyhi'deki hakime gidiyor, musalliye gidiyor. Anhuma'daki huma nereye gidiyor? İki zira'a gidiyor. Oldun. İster sağda kadar, ister tam zira'ını geçsin, aduda kadar katlasın. Bu nedir mekruh? Çünkü bu mütekebirlerin fiilidir. Kibri andıran, velo ki niyetinde kibri yoksa kibri andıran bir durumdur. Namazın dışında katlanmakın hükmü nedir? O da mekruhtur. O da nedir? Mekruh. Pek kısa kollu gömlek giymek nedir? Bu katlamak değildir. Bu da hilaful, en az hilaful evlada nedir? Hali değil. Ha, kişilere göre değişebilir. Muruveti zedeleyen bir durum ise, kişinin muruveti onunla kırılıyor ise haram olur. Kırılmıyor ise, örf adet haline gelmiş ise belki kerahetten aşağısına da düşebilir. Ama hilaful evladan hali değil. Oldu. Ha, kibir için olursa haramdır. O ayrı bir konu. Kibir için olmadığı sürece muruveti bozmuyor. Normal adet olmuş ise de olmuş ise mekruh da olmayabilir. Ama hilaful evladan hali değil. Oldu. İlim ehline, imamlara, topluma önderlik yapanlara hiç yakışmıyor. Ha, bu da topluma göre, kişiye göre değişebilir. O haram, kerahet, evleviyeti, evliyet itibariyle değişiyor. Yoksa hiç kimseye göre imama bu yakışır, bu iyidir, yapsın demiyor. وَسَلَاتُهُ فِي السَّرَاوِلِ Seravil ne demek? Benim şalvarlarım gibi. Şalvarlarda namaz kılmak nedir? 11. kerahet mekruh. Ma'a kudreti ala lübsil kemisi. Kemisi. Peki şalvarlarda namaz kılıyorum mekruh müdür? Pantolonda mı kılmam lazım? Gaye budur. Şalvar giyiyor, yukarısı çıplak. Namaz olur mu? Olur. Niye? Avret mahalli göbekten diz arası değil mi? Şalvar giymiş, göbeğin aşağısına ayağına kadar kapatmış. Avreti örtülmüş. Yukarısı nedir? Çıplaktır. Bu şekil namaz kılmak, bu şekil seravilde namaz mekruh. O da ma'a kudretihi ala lübsil kamisi. Hani yukarıda bir kamis, kamis şalvarların üstüne uzatılan kamis. Şu an bizim bildiğimiz gümlektir, atlettir. Yani yukarısına bir şey giyme kudretiyle beraber sade seravili giyip namaz kılarsa bu mekruh. Abdullah anladın mı? Yani şalvar giyerse yukarısı çıplak olursa bu mekruh. O da eğer bir kamis atlet giyme kudreti vardı giyememiş, sade şalvardan namaz kılmış bu mekruh. Ama elbisesi yok veya orada yok. Kamis seravili giydi, avret mahallini kapattı, namazını kılarsa mekruh da olmaz. Oldu. Peki, pijamayla bazen namaz kılan olduğumuz oluyor veya birileri namaz kılabilir. Bunun hükmü ne? Atlet ile ne? Pijama ile namaz olur. Avret mahalli örtüldükten sonra namaz olur. Ama düşünün sen kimin huzurundasın, ne yapıyorsun? Sen Allah'ın huzuruna çıkmışsın, Rabbul Aleminin miracına çıkmışsın. Bir bak senin o durumun, o kılık kıyafetin, o ortama, o miraca uygun mu değil mi, ona bakmak lazım.
O şekil insan bir büyünün, bir alimin veya bir padişahının huzuruna o şekil insan çıkabilir mi? Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bizim medreseye gelirse, ben bir atlet bir pijamayla onun huzuruna çıkabilir miyim? Çıkmayı uygun görür müyüm? Hayır. Allah huzuru celalının huzuruna nasıl bu şekil çıkılır? Ha çık o şekil Allah'ın huzuruna insan çıkarsa, namazını kılarsa namaz yerini bulur. Ama o yapılan o durum miraca ve Allah'ın büyüklüğüne, abdın ubudiyetine yakışmıyor. Sen Allah'a secde yapıyorsun. En mukaddes azan olan yüzünü, alnını onun tazimi için yere koyarken bir taraftan, diğer taraftan pijamayla atletle onun huzuruna çıkıyorsun. Bu uygun değil. Ama namaz olur sahihinde. 12. kerahet ve redduhu esselame bil işareti. O namaz kılıyor, biri içeri girdi. Esselamu aleykum dedi. O da ve aleykumusselam derse ne olur? Namazı bozulur. Ama ve aleykumusselam diliyle değil, kafasıyla da değil. İşarete, göz işaretiyle, yani aleykumusselam veyahut da bir eli böyle yaparsa, herhangi bir işaretle selam aldığına dair bir işaret ederse, bir işarette bulunursa bu mekruhtur. Ve redduhu musallinin reddi esselamın selamı bir işaret işaretle bu mekruhtur. Kavla nedir? Kavla zaten namazı ne ediyor? Bozuyor. Ve terabbu'u bila uzrin. 13. kerahet terabbu'li oturmak bila uzrin. Özürsüz. Terabbu ne demek? Bağdaş oturuş. Bazen hani dört köşeli diyoruz ya, bağdaş oturmayla oturmak, bu da mekruhtur. Namazda bu mekruhtur. Namazın dışında mekruh değil. Niye? Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok zaman bağdaş şekliyle oturdu. Özellikle biraz kilo aldıktan sonra yaş ilerleyince o şekilde ediyordu? Oturuyordu. Allah'ın Resulü o şekil oturuyordu. Biz de o şekil oturalım, dizlerimiz ağırmasın derseniz olmaz. Niye? Hazreti Cebrail öğrenci sıfatıyla, mutaallim sıfatıyla, Efendimizin muallim sıfatıyla Efendimizin karşısında otururken diz üstü oturmuş. Dersin adabı o şekil. Diz ağrısı varsa, bir mazeret varsa, o bir art niyet yoksa, ne şekil oturursa fark etmez. Ama bir özür mazeret yoksa, edebe uygun ne ise o şekil olsun. Ve terabbu'u bila uzrin. Bir daha ve aksu şarihi. 14. kerahet aksu şardır. Oldu. Ahmet Şükrü yapmamış. Saçı ensede bağlamak veya saçı yukarıda bağlamak, bu nedir? Mekruh. Allah-u Alem bu namaza böyle ederse mekruh. Namazın dışında başka bir niyet yoksa zarar etmez. وَهُوَ شَدُّهُ عَلَى الْقَفَى. Kafa ense demek. Ensede bağlamak. اَوْرَسِيَا yukarıda bağlamak. لَنَوْ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَرَّ بِرَجْمْ يُسَلِّ وَهُوَ مَعْكُسُ الشَّعِرِ. Şari. Allah Resulü bir adamdan geçti, baktı ki saçı bağlı. فَقَالَ دَعْ شَعْرَكَ يَسْجُدُ مَعْكَ. Kıllarını bırak, saçını bırak, onlar da seninle beraber secde yapsınlar. Oldu. Tabi bu da ya saç uzun, alnını kapatıyorsa, alnının yerine değmesini engelliyorsa o şekil değil. Anlaşıldı. Ve aksu şari. Ha, namazın dışın, namazda bağlamak erkekler için mekruh. Namazın dışında bağlamak niyet bozuk değilse mekruh değil. Ama kadınlar için namazın içinde veya dışında bu şekil
deve hörgüsü gibi yapması o haramdır. Onun hakkında ne var? Nehy var. Oldu. Çünkü o şekil yapmaları sağda solda milletin erkeklerin dikkatini çektiği için kadınlar için haramdır. Vel-i'ticaru 15. kerahet nedir? İ'ticardır. İ'ticar nedir? Tamam. İ'ticar mekruh. İ'ticar nedir? وَهُوَ شَدُّ الرَّأْسِ بِالْمِنْدِيلِ وَتَرْكُ وَسَّتِهَا مَكْشُوفًا. Atrafını sarıkla bağlıyor, şeylerin yaptığı gibi. Öyle değil mi? Ama kafasının ortası açık. Kafasının ortası nedir? Açık. Bu mekru. Allah'ın Resulü Karen Suvet gibi şeyleri giymiş, sarık bağlamış atrafına. Bazen hiçbir şey takmadan bağladığı da oluyor. Yalnız benim araştırdığıma göre bazen sarık bağlarken sarık büyük ya, bir parçasını önce örtmüş, geri kalanıyla örtmüş. Yani ne? Saçı, kafası açık değilmiş. وَالْيَحْتِجَارُ İhtiyar nedir? وَهُوَ شَدُّ الرَّاسِ بِالْمِنْدِيلِ Herhangi bir mindille, bir atkıyla, bir sarıkla başını örtmek. وَتَرْكُ وَسَتِهَا وَسَتُ الرَّاسِ Mekşuf olarak bırakmak. Bu nedir? Ahmet Şükrü. Bu da mekruh. 16. mekruh ve keffu sevbihi. Elbiseyi men etmek, bu da mekruh. Anlıyorsunuz değil mi? Dar pantolon giymiş, rükû secdeye giderken zorlanıyor veya ütüsü bozulmaması için çekiyor, rükû gidiyor. İşte bu nedir mekruh? Sadece pantolonların kefi değil. Herhangi bir elbiseyi men etmek, uğraşmak, kaldırmak, omuzun üzerine atmak, öyle değil mi? Düğmeni bağlamak, ceketin iki tarafını bir araya getirmek, bunlar nedir? Bunlar mekruhtur. Namazın huşuğuna bunlar ters şeyler. Oldum. Ve sedluhu elbisenin sedli nedir? 17. kerahet elbisenin neyidir? Sedlidir. Elbisenin sedli nedir? Bu da mekruhtur. Bu da hani omuzların üzerine bir şey atıyor. Hani bazı büyük şeyler olur. Omuzların üzerine elbiseyi atmak veyahut da çaket veya benzeri ellerini kollarına takmamak kaydıyla omuzlarına atarsan veya hem omuzlarıyla birlikte başının üzerine bir şey çekerse bir elbiseyi o şekil namaz kılarsan mekruhtur. Sedluhu sedlu sev. Kafasına omuzuna bir şeyler çekip namaz kılarsan veya sağda omuzlarına bir şey atıp namaz kılarsa bu mekruh. Niye? Niyeti kibir olmasa da bu fiil kibri andıran bir nedir? Bir fiildir. Kişi kazak, yelek veya çaket veya cübbe kollarına elini takmadan omuzların üzerine atıp namaz kılması nedir? Mekruh. Günümüzdeki poşete girer mi? He? Poşet tarzında olan Mekke Medine civarlarında kullanılan. Yani kibir için değilse, soğuk içinse veya biraz daha başka bir niyetlese belki kurtarır. Özellikle baştan aşağı, onu kastetmeyeyim. Niyete göre değişir. Şimdi bunu dediği biraz am. Ama aşağı diyor, وَيُكْرَنْ سَنْدُرُ تَكَبُرًا وَتَعَوُنًا. Eğer namazı hafife alarak yapıyor ise, kibirli yapıyor ise bu mekruhtur.
Yoksa daha tevazu için yapıyor ise, koşusunu arttırıyorsun. Yok, sağa solu görmemek, dikkatini namaza çekmek için yapıyorsa bir beis olmaması lazım. Oldu mu? Ama eğer özür varsa zaten bu ne değil, bu mekruh değil. Bak o da diyor ve sedluhu, bir de vel indiracu fihi. Vel indiracu fihi. Elbisenin içine bürünmek, bu da mekruh. Nasıl bürünüyor? Bihaysu la yuhricu yedeyi. Ellerini etmiyor. Bir şey kafasına geçirdi. Aşağı kadar, dizlerine kadar gitti. Elleri içinde kalmış, dışarı çıkmıyor. Bu şekil mi? Mekruhtur. Vel indiracu girmek fihi sevbe. Sevbün içine girmek nedir? Mekruhtur. Nasıl sevbün içine girmek mekruh? Mekruh. Bihaysu la yuhricu yedehi. İki elini dışarı çıkartmayacak şekilde girerse bu nedir? Bu mekruh olur. Ama bir delik varsa, ellerini o delikten çıkartmış ise o zaman zarar etmez. Ne etmez? Zarar etmez. Önemli olan ellerinin o elbisenin içine bürünmeyle ellerinin içinde kapanmasıdır. O mekruh. Oldu mu? Eti kaç? 18. 17. kerahet ve ca'lu sevbi tahta ibtihil eymen ve tarhu cevanibeyhi ala atikihil eyser. Bu da mekruh. Nasıl yapıyor? Uzun bir elbise var, bir atkı olabilir, bir sarık olabilir, batene tür bir şey olabilir. Ne yapıyor? Ortasını omuzunun altına atıyor. Bir tarafını önden arkaya atmak suretiyle, bir tarafı da arkadan öne atmak suretiyle sol omuzun üzerine atıyor. Bu şekilde nedir mekruh? Bildiniz nasıl oluyor? Yani ortasını omuzunun altına atıyor. İki tarafını sağdan, önden arkadan olmak üzere sol omuzun üzerine atmaktır. İhram gibi. Yok, ihram o şekil değil. Ya bir atkı, uzun bir atkı böyle attı, bir köşesini buraya atıyor, bir köşesini buraya atıyor. İhram öyle değil, ihram komple dolanıyor. Ne? O şeyde, üçüncü seferde şeyde bu, tavafta sadece bir elini çıkartıyor. O da bunun altına çıkartıyor değil. Çıkartıyor, bunu dışarı çıkartıyor. Ama o ihram yine vücudunu örtüyor. Bu sadece herhangi bir elbise, ister ihram, ister gayri ihram. Ortasını omuzunun altına atmış, iki tarafını sol omuzun üzerine atmış. Yani ortasını sağ koltuğuna alıyor, ortasını sağ koltuğunun altına alıyor, köşelerini, üçlerini de sol omuzun üzerine atıyor. Bu da nedir? Mekruh. Kibir olduğu için mi? He? Kibrin belirtileridir. Kibrin belirtileri huşu'a terstir. Bakın, ve ca'lu sevbi tahta ibtihil eymen, elbiseyi sağ koltuğunun altına atıyor. Ve tarhu canibeyhi, o sevbin iki tarafını da atıyor. Ala atikihil eyser. Sol omuzun üzerine ne ediyor? Atıyor. Ha bu da nedir? Mekruh. Ve o da tersini de yapabilir. Ortasını sol iptinin altına atıyor. İki tarafını sağ omuz üzerine atarsa bu nedir? Bu mekruhtur. Niye? Hem kibri andırıyor, hem huşu'a munafi, hem de omuzların setri namazdan mendubdur. Müstehaptır. Bir omuzu böyle çıplak yapması, diğerini kapatması uygun değil. Oldu mu olmadı? Vel kıraetu kaçıncıya geldik? Yedinciye geldik. Ha burada duralım.
20'ye geldik değil mi? Orada dursun, yarın devam ederiz. Yarın da büyük ihtimalle bitmeyebilir değil mi? Bitmese o sonraki güne devam edebiliriz. Evet, bitmeyebilir. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب